Herkese merhaba. Ben Aynur Bayezid. Kırşehir, Menekşe Ahmet Yalçın Kayan Okulu'nda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Okulun özel alt sınıfı olan ve otizmli öğrencilere eğitim öğretim imkanı sağlayan bir okul. Ben bu okulda göreve başlayıncaya kadar daha önce hiç otizmli öğrenciyle karşılaşmadım ve çalışmadım. Okuluma kayıt olan otizmli öğrencilerimin yaşadıkları sıkıntı, öfke nöbetleri, ailelerin karşılaştıkları zorluklar sebebiyle Avrupa Birliği Erasmus Plus okul eğitimi ve personel hareketliliği projesi hazırladım. Proje kapsamında okulumdan 7 öğretmen arkadaşımla birlikte İspanya'nın Sevilla kentindeki otizm merkezine 10 günlük eğitim etkinliği için gittik. Bu merkezde otizmli öğrencilerle yapılan çalışmalar, eğitim etkinlikleri, müfredat programı, kullanılan araç gereç ve materyaller konusunda bilgi aldık. Benim bu merkeze gittiğimde sorduğum ilk sorulardan bir tanesi, sizin merkezinize gelen otizmli öğrenciler kaç gün öfke nöbeti geçiriyorlar oldu. Ve bu konuda orada çalışan yetkililerden bilgi aldık, okul ziyaretleri gerçekleştirdik. Hareketlilik sonrası okulumuza döndüğümüzde öğretmen arkadaşlarla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu merkezde öğrendiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi okulumuza uyarlamak, birazcık daha kapsamını genişletmek için Otizm Dünyaya Farklı Bir Bakış adlı projeyi hayata geçirdik. Okulu dezavantajlı bir bölgede ve imkanları oldukça kısıtlı bir okul. Otizmli öğrencilerimizin gelişimlerine uygun eğitici materyal ve oyuncak yapmak için atölye kurarken Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve üniversiteler ile görüşmeler yaparak malzeme desteği istedim. Öğrenci ailelerimin de okula karşı ilgisi oldukça yetersizdi. Onlarla bir toplantı yaptım ve otizmli öğrencilerimizin gelişim engel durumlarına uygun eğitici materyal ve oyuncak yapmak için bir proje başlattığımızı, bu projede bizimle birlikte yer alırlarsa eğer bunun çok anlamlı ve keyifli olacağını söyledim. Gönüllü velilerimizle ve öğretmen arkadaşlarımla birlikte önce atölyemizi kurduk. Daha sonra malzemeyi temin ettik. Daha haftada 2 gün 4 saat bu atölyede çalışmalara başladık. Otizmli öğrencilerimizin bilişsel, duyusal, psikomotor ve dil gelişimlerine uygun eğitici materyal ve oyuncak üretmeye başladık. Bu oyuncakları üretmeden önce rehabilitasyon merkezi, rehberlik araştırma merkezindeki görevli özel eğitim öğretmeni arkadaşlardan bu malzemeleri yaparken hangi bu materyalleri yaparken hangi malzemeleri kullanmalıyız? Sağlamlık açısından nasıl olmalı? Hangisi onların gelişimi için daha uygun gibi konularda onlarla fikir birliği yaptık ve onların deneyimlerinden faydalandık. Çalışmalarımızı başlattık. Veliler ve öğretmenlerle birlikte haftada 2 gün 4 saat bu atölyede çalışmalar yaptık. Otizmli öğrencilerimiz için işte günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik oyuncaklar yaptık. Örneğin fermuar çekme, düğme ilikleme, kemer bağlama ve ayakkabı bağlama becerilerini geliştirmek için materyaller ürettik. Zihinsel becerilerini geliştirmek için yapboz, puzzle, eşleştirme gibi materyaller ürettik. Onların dil gelişimlerini sağlamak için keçeden konuşma kartları yaptık. Yaptığımız eğitici materyal ve oyuncakları sınıf etkinliklerinde kullanmaya başladık. Bir yıllık çalışma sonrasında okula geldiğinde göz kontağı kurmayan, iletişim kurmak istemeyen öğrencilerimin beceri kazanma oranı %20'den %90'a yükseldi. İstenmeyen davranışları azaldı ve sosyal etkinliklere katılımı %95'e çıktı. Biz bu proje sayesinde otizme mavi bir ışık yaktık. ERG platformu sayesinde bu video ile birçok kişinin de otizme mavi ışık yakacağını düşünüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum.